İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Artsakh Devlet Bakanı ile işbirliğini ilgilendiren sorunları görüştü. İsviçreli çift Ermenilere uygulanan soykırım sırasında 8 bin yetimi nasıl kurtardı? Tanınmış hayırsever ve Doktor Ovanes Oyuncuyan vefat etti. Transasya İpek Yolu adlı otorallisi Batı Ermenistan'dan geçti. Dicle Vadisi'nde kültür mirası yok ediliyor. Suriye bayrağı kurtarılan Borsa Eşşam şehrinde dikildi. Van'da 139 yasa dışı göçmen tutuklandı. Başbakan yardımcısı Artsakh Devlet Bakanı ile işbirliğini ilgilendiren sorunları görüştü. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Martirosyan'la 17 Temmuz'da bir görüşmede bulundu. Devlet Bakanı kendisinin ve Başbakan Yardımcısı Dikran Avinyan'ın koordinasyon alanlarının temelde birbiriyle uyuştuğunu ve bunun doğru sektörel konularda etkileşim kurmak için büyük bir işbirliği fırsatı yaratacağını vurguladı. Martirosyan, Artsakh'ın tarım sektöründe uygulanan programları ve tarımın gelişmesi için Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti'nin vizyonunu, tarımın gelişiminde tahıl yetiştiriciliğinden bahçeciliğe dönüş doğrultularını sundu. Devlet Bakanı'nın sözlerine göre bu alandaki tek sorun, ürünün doludan kurtarılması. Başbakan Yardımcısı bu doğrultuda Ermenistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı bazı yeni önlemler almakta olduğunu ve bunların uygulanmasında hükümetin Artsakh'a yardımda bulunmaya hazır bulunduğunu vurguladı. Görüşmede ayrıca enerji, ekonomi ve çevre ile ilgili konularda ele alındı. Sonunda Başbakan Yardımcısı Artsakh'ı ziyaret etme olasılığını tartışarak bu yıl Eylül ayında geniş bir heyetin Artsakh'ı her bir sektörün o noktadaki gelişme olanaklarını tartışmak üzere ziyaret edeceğini söyledi. Harry Boğosyan, 8 bin Ermeni yetimin kurtuluş hikayesini anlatan ilginç bir makale yayınladı. Yazara bu hikayeyi çocukları kurtaran İsviçreli çiftin kızı Elizabeth anlattı. Doktor Quenzler'in kızına göre ebeveynleri Ermenilere uygulanan soykırım sırasında Urfa'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan, Harput'tan, Kemaliye'den, Arapgir'den ve Malatya'dan 8 bin yetim Ermeni çocuklarını kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atmaktan çekinmediler. Elizabeth'in anlattığına göre daha 2 yaşındayken babasının misyoner yetimhanesinde bulunan yetim Ermeni çocuklarıyla oynuyordu. Bunlardan biri olan ablası Roza'yı ebeveynleri evlatlık edindi. Quenzler çiftinin yetim olduğu ve her zaman bir aileye sahip olmak istediği ortaya çıktı. Onlar 8 bin Ermeni yetim çocukları Türkiye'den Suriye ve Lübnan'a götürme işini organize edip gerçekleştirdiler. Elizabeth, ailesinin 8 bin Ermeni yetimiyle yollara düşüp tüm yol boyunca onları nasıl korudukları, besledikleri ve barınak sağladıklarını anlattı. Daha sonra Jacob Quenzler, Lübnan'da yetimler için bir halı fabrikası kurdu. Ve işte bu yetim Ermeni kızları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için büyük bir halı yaptılar ve bu 4 Aralık 1925 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Clark'a yollandı. Bu halı, dünyadaki iyi niyetin sembolü olarak belli bir süre Beyaz Saray'da sergilendi. Ünlü Ermeni hayırsever, Gümrü onursal vatandaşı Doktor Ovanes Oyuncuyan Gümrü'de vefat etti. Doktorun 98. doğum gününü 13 Temmuz'da Gümrü'de kutladığını hatırlatalım. Ve aynı gün Gümrü'de Oyuncuyan'ın adını taşıyan okulun yakınında Ovanes Oyuncuyan konser salonunun temel atma töreni gerçekleştirildi. Bilindiği gibi Ovanes Oyuncuyan, Armenak ve Elizabeth Oyuncuyanların oğludur. İlkokulu bitirdikten sonra eğitimine Merkez Kolej'de devam etti ve sonraları doktor olmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim aldıktan sonra kendi kliniğini New York'ta açtı. 1988 yılından sonra Ovanes Oyuncuyan, Oyuncuyan adlı vakfı kurdu. Oyuncuyan son 20 yıl içerisinde Gümrü'de 7 milyon dolarlık yatırımda bulundu. Transasya İpek Yolu turu için klasik otomobillerle Batı Ermenistan'a gelen bir grup, Batı Ermenistan turunu tamamlayarak İran'a geçiş yaptı. Klasik otomobillerle Hollanda'dan hareket edip Çin'in başkenti Pekin'e kadar tur düzenleyen grup, Batı Ermenistan'da Konstantinopolis, Ankara, Nevşehir, Erzincan hattının ardından son durak olarak Beyazıt ilçesine ulaştı.
Tur organizatörü Sayım Okur, ilk etapta İstanbul, arkasından Ankara, Avanos, Erzincan ve Doğu Beyazıt İran'a geçiş yaparak İran acentasına teslim edeceğiz. İran'dan devam edip Pekin'de noktalanacak. Bu araç grubu Pekin'den tekrar Almanya üzerinden Hollanda'ya dönüş yapacak. Tahmini olarak 16 bin kilometre yol yapacaklar diye konuştu. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Eş Başkanı Doğan Hatun, Dicle Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren 6'sı yasal, 4'ü kaçak 10 kum ocağının doğayı tahrip etmenin yanı sıra kültürel soykırıma yol açtığını ifade etti. Diyarbakır'ın hemen yanı başında geçen Dicle Nehri'nin yer aldığı Dicle Vadisi'ndeki kum ocakları tüm uyarılara rağmen faaliyetlerini sürdürerek nehri kirletmeye devam ediyor. Kum ocaklarının kimi noktalarda dökülen sıvı atıkları nedeniyle canlı yaşam ciddi derecede tehdit altındadır. Dicle Vadisi'nde bugün hala faaliyette olan 10 kum ocağından 6'sı yasal, 4'ü kaçak. Oda Eş Başkanı Hatun, kendi en önemli doğa ve tarihi miraslarından olan Dicle Vadisi'ndeki kum ocaklarının doğal tahribatlarının yanı sıra kültürel soykırıma da yol açtığını vurguladı. Dicle Nehri'ndeki binlerce yıllık kültürel mirasın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın güzelleştirme projesi adı altında talan edildiğine dikkat çeken Hatun, kentin her yerine pankartlar asılmış. Dicle Nehri'ni güzelleştiriyoruz diye ama biz arkasından neyin geldiğini biliyoruz diye konuştu. Bölge Eyalet Başkanı Muhammed Halit Hannus'un bildirdiğine göre, Dere Eyaleti'nin yasa dışı silahlı gruplardan kurtarılan Borsa Eşşam şehrinde Suriye bayrağı dalgalandı. Onun sözlerine göre Müslümanlar, Hristiyanlar ve Romalılar yaşadıkları bu antik şehre aktif bir şekilde geri dönmeye başladılar. 15 Temmuz 2018 tarihinde Suriye ordusunun Dera bölgesinin kuzeybatı kısmına büyük çapta saldırıda bulunduğunu hatırlatalım. Şiddetli çatışmalardan sonra Zimrin şehri silahlı teröristlerden kurtarıldı. Batı Ermenistan'ın Van eyaletinin İran sınırındaki İpek Yolu bölgesinde güvenlik güçleri yasa dışı ülkeye giriş yapan 139 yabancı ülke vatandaşını tutukladı. Bu konuda bildirimde bulunan kaynak, tutuklananların hangi ülke vatandaşları oldukları hakkında bilgi vermezken bu kişilerin büyük bir kısmının Afganistanlı olduğu bellidir. Özel polis operasyonu sırasında kaçak göçmenleri yurda sokan çetenin elebaşısının da tutuklandığı bilinmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tamar Gabrielyan ile Larisa Ovanesyan'ın seslendirdiği Sareri Hovin Mernim adlı eseri sunuyoruz. Snorin zuik achkin merne Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.